Öyle bir şöyle oturacağım. Hazır mı herkes? Telefonun sesini kısarsak sevinirim çalmasın. Buyurun hocam. Tabii sıcak bir hava, nemin olduğu, sağ zeminde çok mükemmel olmadığı bir sahada. İki takım da bence futbol adına önemli oyun olarak seyir zevki yüksek, yani çok fazla pozisyonun olduğu bir oyun ortaya koydu. Rakibimiz cesur oynadı. Özellikle ilk yarıda daha önde oynadılar. İkinci yarı çok fazla pozisyona da girdiler. Biz burada skoru biraz daha yakalamamızın verdiği rahatlıkla ikinci yarı rakibimize çok fazla pozisyon da verdik. Önemli bir galibiyet. Bu galibiyete ihtiyacımız vardı ve 3 maç 9 puanla yolumuza devam ediyoruz. Bu araya girmek bizim için tabii ki galibiyetle girmek çok önemliydi. Galibiyetle bu araya girdiğimiz için bu anlamda mutluyuz. Taraftarımız yine her zamanki gibi yanımızdaydı. Onlara teşekkür etmek istiyorum. Bundan sonraki hedefimiz tabii ki hem bu arada bir dinlenmek hem de devamında transferlerimizi tamamlamak. Ayın 4'üne kadar Avrupa listesi verilecek. Ayın 4'üne kadar transferlerimizi tamamlamak istiyoruz. Bunun yanında da tabii ki sakatlıktan dönecek oyuncularımız ve kadromuz belli olduktan sonra bizim için çok daha net her şey ortaya çıkacak. Elimizde çok iyi oyuncular var. Bunlara takviyelerle birlikte Galatasaray kadrosu çok daha güçlenecektir. Bu anlamda yönetim kurulumuzda futbola bakan yöneticilerimiz bununla ilgili çalışıyorlar. İnşallah en kısa zamanda en iyi oyuncuları almak için ellerinden geleni yapacaklar. Benim açımdan da tabii ki demin de söylediğim gibi yani bu arayı doğru bir şekilde değerlendirip takımımızı da daha iyi bir şekilde hazırlayıp form durumumuz da her geçen gün yükseliyor. Kendi ritmimizi bulmaya başladık. Bu aradan sonra da daha güçlü bir Galatasaray ortaya çıkacak. Soru sorun var mı? Buyurun. Akşam gazetesi sorarken hocam önce bir teşekkür ederim. Bu galibiyet sizden şampiyonluk denenmesinden sonra cevap niteliği taşıyor mu sizin açınızdan? İlk soru ve ikinci soru nasıl değerlendiriyor? Evet. Ya şöyle tabii ki İstemediğimiz bir mağlubiyet aldık Şampiyonlar Ligi'nde. Oradaki baskı, üzerimizde bir baskı vardı hep. Yani hep şunu düşünüyorsunuz tabii ki Şampiyonlar Ligi'ne girmemiz lazım, Şampiyonlar Ligi'ne girmemiz lazım. Bu üzerinizde bir baskı oluşturuyor. Ama bunu oyun olarak daha güçlendirebilirdik. İstediğimiz şeyleri yapamadık. O yüzden kazanmak adına da bence çok yüksek seviyede bunu hak etmedik. Ve orada oynadığımız oyun bize yetmedi ve bir mağlubiyet aldık. Tekrar toparlanmak önemliydi. Bence hızlı bir şekilde toparlandık 3 günde ve buraya ciddi bir şekilde ben özellikle son antrenmanda takımımızın durumunu da çok beğenmiştim. Çok iyi geçmişti ve maç öncesi de bunu belirtmiştim. O yüzden önemli olan buradan toparlanmak. Şampiyonlar Ligi'nde tabii ki olmak isterdik. Bir Türk takımının orada olması çok önemliydi. Hem Galatasaray hem Fenerbahçe'nin elenmesi tabii ki Türk futbolu adına üzücü. Ama Avrupa Ligi'nde de 3 tane yine önemli Türk takımı Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş orada da sahneye çıkacağız. Başakşehir Konfederasyon Kupası'nda yine Konferans Ligi'nde sahneye çıkacak. Bu anlamda baktığımızda aynı yarış bizim için orada devam edecek. Yani tabii ki Şampiyonlar Ligi prestiji oynayacağınız takımlar çok önemliydi. Burada da çok önemli takımlar var. Fixture olarak baktığımızda ilk 4 maçın 3'ünü kendi sahamızda oynuyoruz. Burada çıkaracağımız galibiyetler bizim açımızdan bizim ilk 8'e girme hedefimizi tamamlayabilecek bir fikstür. O yüzden iyi başlayıp iyi devam etmek istiyoruz. Tabii ki bu arada demin de söyledim en önemli şey transferlerimizi tamamlayıp yani sadece dışarıdan gelen oyuncular değil içerideki oyuncularımızın da bir an önce kafa karışıkları bittiğinde transferde bittiğinde hepimiz daha özgür daha rahat bir şekilde yolumuza bakacağız. Daha güçlü bir şekilde çalışma şansımız oluşacak. O yüzden ben gruptaki şansımızın özellikle çektiğimiz kura oynamadan hiçbir maç kazanılmaz tabii ki. Ama 3 takımın da, 3 Türk takımının da önemli bir şansının olduğunu düşünüyorum. Yani Beşiktaş'ın da Fenerbahçe'nin de Galatasaray'ın da Avrupa Ligi'nde çok başarılı olacağını düşünüyorum. Başka soru var. Murat Bey. Icardi ile gelmeden konuştum. Şu anda bir topa vururken bir acı hissetti ama burada tam bir yırtık mı yoksa bir
o anda gelişmiş bir şey mi onu bu akşam belki MR'dan sonra göreceğiz. Çok kötü bir şey olduğunu düşünmüyorum ama MR'dan sonra net bir şekilde açıklayacağız. Ya bu araya denk gelmesi de bizim için tabii ki avantaj. Aradan sonra tekrar onunla birlikte yani belki aradan sonra tekrar oynamaya da başlayabilir. Dediğim gibi MR sonuçları açıklandıktan sonra net bir şekilde onunla ilgili bilgi verebiliriz. Evet. Teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar.